Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle şöyle değişik, yuvarlak, şöyle araları zincirli bir elif yapacağız beraber. Bu şekilde şöyle arkasını da göstereyim. Arkası da bu şekilde temiz bir elif, yani güzel bir çalışma oluyor bu böyle. Hem arta kalan azar azar ufak tefek ipleriniz varsa bu lifte değerlendirebilirsiniz de. Bunun için ben şöyle bonbonun iplerini kullandım. Renklerim böyle bu şekilde. Açık pembe, koyu pembe. Azar azar iplerim var. Bunları değerlendirdim. Tabii ki bir de zemin beyaz. Tığımda her zamanki gibi benim kullandığım 3 numara tığ. Pardon, 3 numara diyorum. 0 numara tığ kullanıyorum ben. Siz de artık hani elinize hangi tığınız uygunsa onunla yapabilirsiniz. Şimdi şöyle koyalım ve başlayalım. Öncelikle sarı ipimi alıyorum. Ve yapımı çok kolay, zevkli bir örnek. Kolaylıkla bir günde yapıp çıkarabileceğiniz bir lif örneği arkadaşlar. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Şöyle halka oluşturuyoruz arkadaşlar. Bir, iki, bu şekilde 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve bunu şöyle 1, 2, 3, 4. 4 kez dolayıp topluyorum. Fıstık yapıyorum. Şöyle. Şimdi arada 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar yanına 1, 2, 3, 4. Dörtlü dolayıp üstüne şöyle fıstık yaptım. Tekrar 3 tane çektim. Bir, iki, üç, dört. Dört tane doluyoruz. Topluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 8 tane fıstık yapacağız. Bir, iki, aralarda üçer tane zincir olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar, bu şekilde aralar üçer tane, 8 tane fıstık yapıp şöyle bu sırayı bitirelim. Evet arkadaşlar, son 8. fıstığı da yaptım. Şimdi şöyle 3 zincir çektim. Ve hemen yandaki fıstığın tepesinden bu şekilde aldım ve ipimi kaydırdım arkadaşlar. Bir zincir çekip İpimi koparıyorum.
Evet, bu şekilde göbeğimizi hazırladık. Şimdi beyaz ipimi aldım. Şimdi beyaz ipimle ikinci sırayı göstereyim. Şöyle bir zincir çektim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu sırada yapacağımız şöyle fıstığın arkasından şu şekilde fıstığın arkasından tutup bu araya fıstık yapacağız. Bir daha göstereyim size. Bakın şöyle şuradan ve yanındaki zincirden tutuyoruz. Şöyle büküyoruz. Bu araya fıstık yapacağız. 1 2 3 4 5 kez bu araya 5 kez doladım. Şöyle dibinden tutuyoruz. Çektim. Bakın bu şekilde duracak. Şimdi arada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yine yanındaki fıstığın hemen arkasından şöyle şuradan alıyorum, şuradan çıkıyorum, büküp bu araya fıstık yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kez doladım ve topladım arkadaşlar. Bu şekilde. Ve çok küçük yapmayacağız bu aradaki fıstıkları, şu beyaz fıstıkları. Biraz böyle büyük büyük, uzun uzun çekmemiz gerekiyor. Arada beşer tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5. Üzerine aldım. Şöyle şuradan geçirip aradan buraya 2, 3, 4, 5. Hemen dibinden tuttum. Çektim. Topladım arkadaşlar. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Şuradan geçirip karşı zincirden geçiriyorum. Ve büküp o araya 1 2 3 4 5 hemen dibinden tuttum. Şu şekilde kapattığınız zaman şu arada bir sonraki sırada şu aralara fıstık yapacağımız için bakın kendiliğinden ayrılıyor zaten. Dibinden tutup güzelce çekince 1 2 3 4 5 tane zincir üzerine aldım. Geçirdim. Diğer zincirden geçirdim. Hemen bu araya 1 2 3 4 5 kez doladım. Ve topladım arkadaşlar. Bu şekilde şöyle sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beyazı sıranın sonuna kadar geldim. Yine 5 tane zincir çektim ve karşıdaki beyazın hemen
Tepesinden şu şekilde ipimi kaydırdım. Bir tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi burada beyazı koparmayacağız. Beyaz lif boyunca beyaz ilerleyecek. Beyazı hiç koparmıyoruz. Renkleri koparıyoruz sadece. Şimdi yeşil ipimi alacağım. Üçüncü rengimize geçeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar yapması çok güzel, keyifli bir model. Şöyle bir tane zincir çekeyim ben buna. Ve bunu şu şekilde bağlarsak eğer, şöyle hem zincirin, beyaz zincirin içinden geçip hem de şöyle tepeden şu şekilde alırsak eğer, şöyle bu şekilde arkadaşlar. Bakın beyazı da çektim. İyice sağlamlaştı. Bu şekilde beyaz ip de sökülmeyecek. Şimdi arkadaşlar üçüncü sıramız, evet, yeşil sıramızdayız. Şimdi şu araya tam, bakın, düzgünce alt taraftan size hani tam dibinden tutup da çekin dediğim yerde işte böyle arası böyle güzelce görünecek. Siz de buraya fıstık yapacağız. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş defa sardım arkadaşlar. Ve fıstığı topladım. Şöyle bir, iki tane zincir çekiyorum. Şu aradaki zincire bu defa. Bir, iki, üç, dört, 5 tane doladım arkadaşlar. Tekrar 2 zincir. 2 üzerine alıyorum ve yine şöyle beyazın ortasından şöyle, zaten hemen kendiliğinden açılıyor orası. 1 2 3 4 5 5 kere doladım. 1 2 zincir çekiyorum ve ortadaki zincire 1 2 3 4 5 tekrar 2 zincir. Bakın arkadaşlar, bu sırada şöyle biri uzun, biri kısa olacak. Ve bakın ortadaki beyaz şu anda zincir şeklini almaya başladı. Şöyle beyazların ortalarına yaptığımız zaman şöyle zincir şeklini alacak. Aralarda ikişer zincir çekiyoruz. Ve yine hemen yanımındaki fıstığın ortasından 1 2 3 4 5 tane çektim, doladım. Şöyle fıstık yaptım. 2 tane zincir çektim. Aradaki zincire 1 2 3 4 5. Bu şekilde olacak arkadaşlar bu sıramızda. Şöyle zincirimizin hemen alt tarafından zaten kolaylıkla ortasını buluyorsunuz. 2 3 4 5 1 2 tane çektim. Zincire bu kez 1 2 3 4 5 defa da buraya doluyorum. Fıstık yapıyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bu sırayı da böyle tamamlayıp devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi yeşilin de
Son fıstığı yaptım. Bu şekilde iki zincir çektim ve karşıdaki yeşil fıstığın tepesinden içinden kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipimi kopardım. Bu şekilde olacak. Şimdi beyazla yine devam ediyoruz. Bir renk, bir beyaz, bir renk, bir beyaz şeklinde olacak. Bakın ipimiz zaten buradaydı. Şöyle ipi kırdım. Fıstığın tepesinden ipimi bu şekilde aldım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şimdi arkadaşlar bu ilk yaptığım sıradaki beyazda yaptığım işlemin aynısını burada da yapacağız. Yani şu şekilde arkadan dolanıyoruz arkadaşlar. Buradan ve buradan alıp bu araya 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 kez doladım. Dibinden tuttum. Bu şekilde bakın. Yani bunu araya alıyorum. Şu iki taraftan şöyle tutup araya 5 tane dolayıp şöyle fıstık yapıyorum arkadaşlar. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen yanındaki fıstığı şöyle bakın şuradan alıyorum ve şuradan giriyorum ve şuradan yapıp bu şekilde bu araya 1, 2, 3, 4, 5 tane doladım ve kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle bakın arkadan. Şekilde buradan girip yan taraftan çıkıp büküyorum. Bu araya 5 tane 1 2 3 4 5 5 tane doladım. Bu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Üzerine alıyorum. Şöyle ilk zincirden geçiyorum. Şuradan. Ve şuradan. Bu araya 1, 2, 3, 4 5 dibinden tuttum ve fıstığı kapattım arkadaşlar. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Şöyle bir iki tane daha yapayım size. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum aralarda. Üzerine alıyorum. Şuradan girip karşıdan çıkıyorum. Ve böyle araya 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 5 tane dolayıp topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi beyaz ipimizin de sonuna geldim sıramızın. Şöyle yine 5 tane çektim. Karşıdaki
fıstığın tepesinden ipi kaydırdım. Bir tane zincir çektim. Fakat bu ipimi, dediğim gibi beyaz ipimizi koparmıyoruz. Şimdi tekrar sarıyı alıyorum. Sarı ipimi aldım. Şimdi bu sırada, evet, son sıramız, son sarı sıramız olacak. Ve şöyle bir tane düğüm atıyorum. Ve yine şöyle beyaz ipin, şöyle beyaz ipimi de alarak şöyle tepesinden bu şekilde böyle yapıyorum ve böylece beyaz ipimi de garantiye almış oluyorum arkadaşlar, sökülmesin diye. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Yine yeşil sıradaki gibi beyazların içine, zincirlerin içine olacak şekilde fıstık yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 kez doladım. Şöyle bir tane fıstık yaptım. Şimdi 1, 2 tane zincir çektim bu kez zincirin içine. 1, 2, 3, 4, 5 kez doladım. Ve topladım. Bu şekilde 1, 2 tane zincir çektim. Yine beyazın ortasından şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 kez doluyorum ve topluyorum. Aralarda ikişer zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sıramızı da şöyle aralarda ikişer zincir ve beşer kez dolayarak 1, 2, 3, 4, 5. Aralarda ikişer zincir çekiyorum arkadaşlar. Şöyle fıstığım 1, 2, 3, 4, 5 kez doladım. Bir, iki. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da aralarda ikişer zincir olacak bu şekilde ve bir şöyle zincirin içine, bir de şu yaptığımız aradaki zincirlerin içine olmak şartıyla şöyle bu sırayı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sarıyı bitirdim ve kopardım. Şimdi yine tekrardan beyaz ipimizi, beyaz ipimizle beyaz sıramızı yapacağız bu şekilde. Bakın şöyle zincir zincir çıktı ortaya.
Gerçekten yapılışı çok kolay. Ve inanın çok zevkli. Zaten gördüğünüz ne kadar kolay olduğunu da hep beraber yaparak görüyoruz. Şöyle yine arkadan ipimi aldım üste. Bir, üç tane, dört tane zincir çektim. Tekrar altta beyazda yaptığım işlemin aynısını burada yapacağım. Üstüne alıyorum. Bakın şuradan ve şuradan. Şu zincirden ve şu zincirden geçirip şöyle büküp buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane doladım ve çektim arkadaşlar bu şekilde. Yine bu sırada da aralar 5'er zincir olacak. 1, 2, 3, 4, 5. 5'er zincir yapıyorum. Yine şu aradan alıyorum. Karşıdan alıyorum. Arka taraftan geçirip şu şekilde yine bu araya 1, 2, 3, 4 ve 5 kez doladım. Dibinden tuttum. Bu şekilde arkadaşlar bütün sarıların arkasına 3, 4, 5. Bütün sarıların arkasına yapmayı unutmuyoruz. Şöyle arkadan geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ve topluyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet arkadaşlar, bu şekilde bütün sarıların arkasından alarak aralarda beşer zincir çekerek bu sırayı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi beyaz kısmı da şöyle bitirdik. Bu şekilde. Şimdi şu yeşil olan kısmı göstereceğim. Bunun için yine beyaz ipimin olduğu yerde şöyle beyaz ipimin ilmeğini de birlikte alıp bu şekilde üçünü birlikte alıyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi bu beyaz kısımların içine yine şöyle birer tane fıstık yapacağız. Şöyle yine tam ortasına 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde zincirin ortasına yine bir tane fıstık yaptık. 1, 2 tane zincir çektim. Şu zincir var ya arkadaşlar, şurası. Buraya bir tane trabzan yaptım. İki zincir çektim. Ve yine şuranın yandaki fıstığın içine 3, 4 ve 5. Bu şekilde. 1, 2 zincir, 1 trabzan, 2 zincir ve fıstığın içine bu şekilde 2, 3, 4, 5. Böyle olacak arkadaşlar bu sıramızda. 2 zincir çektim. Zincirin üzerine bir tane trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir çektim.
ve 3, 4, 5. Bir tane fıstık yapıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, şuraya kadar arttırmıştık. Arttırmalar vardı aralarda. Şimdi artık arttırma yapmıyoruz. Şöyle açıyoruz. Bakın şu şekilde aralar var. Bakın açılıyor şöyle. Bu şekilde şimdi şuradan açmaya başladık artık. Tekrar 2 zincir çektim. Bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Bir, iki, üç, dört ve beş kez dolayıp şöyle fıstık yapıyorum. İki zincir. Bir trabzan ve bir fıstık. 3, 4, 5. Şöyle arkadaşlar bakın. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayıp devam edelim. Evet arkadaşlar, yeşil sıra da bitti. Şöyle beyaz ipimi üste aldım. Yeşil ipimi kopardım arkadaşlar. Yeşil ile sarıyla işimiz bitti. Şu anda açık pembe ve koyu pembe ile devam edeceğiz. Şimdi sırada beyaz sıramız var. Bu şekilde yine 4 tane zincir çektim. Yine şöyle arkadaşlar, her zamanki gibi arkadan 1, 2, 3, 4, 5 tane doladım. Yine bu şekilde beyazımızı yapacağız. 1, 2 zincir. Şuraya yaptığımız trabzanın üzerine bir trabzan yapıyoruz. Şöyle 2 zincir çektikten sonra aradaki trabzanın üzerine bir tane trabzan yaptım. Yine 2 tane zincir çektim. Ve bu kez yan taraftaki yeşilin arkadan şu şekilde beyazını yapıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Yine 2 zincir. Trabzanın üstüne trabzan. 2 zincir ve yeşilin arkasından tekrardan beyaz yapıyoruz arkadaşlar. 3, 4, 5. Bir, iki zincir. Trabzanın üzerine trabzan. Tekrar iki zincir. Yeşilin arkasından hemen beyazımızı 2, 3, 4, 5. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2 zincir çektim. Bu sıramızı da bu şekilde devam ederek bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi beyaz sıramız da bitti. Şimdi pembe, açık pembemi aldım. Şimdi açık pembeyi
sırayı şöyle birlikte yapalım. Şimdi önce ipimi sabitleyeyim buraya. Evet. Evet, renkli sıralarda başladığımız gibi önce fıstığın içinden bu şekilde fıstığı yapıyorduk. Şöyle tutayım. Bir, iki, üç, dört, beş kez doladım. Şöyle hemen fıstıkla başladık. Bir, iki tane zincir çektim. Bakın şuradaki boşluğumuza bir, iki zincir çektim. Hemen yanına iki, bakın şöyle iki zincir çektim ve yine fıstık yapıyorum. Üç, dört, evet, beş kez dolayarak bu şekilde arkadaşlar, arada ikişer zincir çekerek şöyle bir, iki tane çektim. Önce buraya bir tane trabzan, sonra tekrar iki çektim, yanına bir trabzan daha yaptım, iki çektim. Ben buradaki fıstığın içine pembe fıstığımızı yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 2 zincir, 1. trabzan, 2 zincir çektim, 2. trabzanı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Şöyle 2, 3, 4, 5. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şöyle aralarda ikişer zincir, şöyle aralarda ikişer zincir çekip şuralara birer tane trabzan yaptık ve böyle beyaz zincirlerin içerisine fıstıkları yaparak bu sıramızı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, pembe sıramızı da bitirdik. Şöyle. Şimdi beyazı yine ben üste aldım. Şu şekilde 3 tane zincir çektim ve hemen pembenin altından başlıyoruz arkadaşlar beyazı yapmaya. 3, 4, 5, 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve şöyle hani iki trabzan yapmıştık. Bu iki trabzanın arasına bir tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Böyle. Tekrar 3 zincir çektim. Ve pembenin etrafını gene dolanıyorum. 4, 5. Tekrar 3 zincir ve yine şu 2 trabzanın ortasına batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çektim.
Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5 tane doladım arkadaşlar. Şöyle 5 tane doladım. 1, 2, 3. 2 trabzanın arasına şöyle bir trabzan, 1, 2, 3 ve şöyle pembenin arkasından 2, 3, 4, 5. Evet arkadaşlar, 1, 2, 3 bu şekilde. Arada 3 zincir, 2 trabzanın arasında 1 trabzan olacak şekilde. Şöyle 3 zincir, 1 trabzan olacak şekilde bu sıramızı da tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi beyaz sıramızı da bitirdik. Şimdi koyu pembeyle olan sıramızı örmeye başlayacağım. Koyu pembeyle olan sırada yine açık pembede yapmış olduğumuz işlemin aynısını yine bu sıraya, pembe sıraya da uygulayacağız arkadaşlar. Şu şekilde yine ipimi buraya sabitleyeceğim. Şöyle beyaz ipimi de araya alıp bu şekilde sabitleyeceğim yine. Ve bir üç tane zincir çekip yine beyazın içine şöyle bir tane fıstık yapıyorum arkadaşlar. Şu ipim de geldi, bir saniye. Bir, 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi 2 zincir çekip hemen bakın şu boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Şöyle. Tekrar 2 zincir çekip yanındaki boşluğa bir trabzan daha. Tekrar 2 tane zincir çektim. Evet, şöyle görünüyor. Tekrar 2 tane zincir çektim. Ve beyazın içine şöyle fıstık yapıyorum. Beş. Bir, iki zincir, ilk boşluğa bir tane, yine arada iki zincir, yanındaki boşluğa bir tane, tekrar iki zincir ve beyazın içine bir fıstık. Bir, iki zincir, bir trabzan, iki zincir, ikinci trabzan, tekrar iki zincir, beyazın içine bir tane fıstık. 4, 5. Fıstıkları da beşli yapıyorduk.
Evet, daha bu sıraya kadar zaten eliniz iyice alışmış olacak. Ve şu beyazların ortasına artık daha kolay bir şekilde fıstıkları yapacaksınız arkadaşlar. Tabii en başta dediğim gibi hani çekerseniz şurada ipi tutup da hani hepsini birlikte değil de o baştaki ipin ayrı çekerseniz şöyle zaten düzgün duracak. Bu şekilde hemen ortasını kolaylıkla bulabileceksiniz. 4, 5. Evet arkadaşlar, şimdi bu koyu renkli olan sıramızda bu şekilde tamamlayıp devam edelim. Evet arkadaşlar, koyu pembeli olan sıramız da bitti. Şimdi tekrar beyaz sırama geçip şu an sadece şu aradaki sayılarını göstermek için size beyazı yapıyorum. Yoksa hani artık her şey aynı gidecek. Fakat aradaki sayılarını size göstermek için şöyle tepesinden ipimi aldım. Bir, iki, üç tane çektim yine. Ve hemen şöyle pembenin arka tarafından bu şekilde 2, 3, 4, 5. 5 tane yapıp dibinden tutup bu şekilde yapıyorduk. Şimdi 2 tane zincir çektim. Ortaya bir trabzan, 2 zincir çektim. Aynı yere bir trabzan daha, 2 zincir çektim. Şöyle fıstığımı yapıyorum. 4, 5. Bir, iki zincir. Şöyle ortaya batıyorum. Şöyle iki zincir daha çektim. Aynı yere battım. Bir trabzan daha yaptım. Tekrar iki zincir çektim. Pembenin arkasından yine beyazımızı yapalım. Bir, iki. Şöyle ortaya. Bir, iki zincir. Aynı yere. İki zincir. Bu şekilde. Şöyle fıstık, iki zincir. Tam ortaya. İkili aynı yer olmak kaydıyla ortada iki zincir olacak. Trabzanlarımızı yapıp bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi beyaz sıramız da bitti. Şimdi en son renkli sıramız olan şu açık pembeyi de yapıyoruz. Sıramıza da başlayalım. Dediğim gibi arkadaşlar, bundan sonrası zaten hepsi aynı gidiyor, fakat şu aradaki zincir sayılarını size göstermek için
Bu şekilde 1, 2, 3 tane çekiyorum. Ve hemen beyazın içinden şekilde 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ve şu yapmış olduğum iki trabzanın arasına şöyle bir tane trabzan yaptım arkadaşlar. 2, 3 tane zincir çektim ve tekrardan beyazın içine fıstık yapıyorum. 3, 4, 5. Bir, iki, üç çektim. Şu iki yapmış olduğum trabzanın arasına bir tane trabzan yaptım. Şöyle. Bir, iki, üç tane çektim. Tekrar beyazın arasına şöyle fıstığı yapıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Üçer tane çekiyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bu şekilde aralarda üçer tane çekerek şu iki tane trabzanın arasında bir trabzan yaparak bu sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi sondan en son açık renk pembemizi de bitirdim. Şimdi sondan bir önceki şöyle sondan bir önceki sırayı yapacağız. O yüzden beyazı yine sabitledim. Ve bu sıramızı da bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şöyle 2 3 4 kez doladım. Dört kez doladım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğa tekrar dört kez dolayarak bir fıstık yapacağım. Üç, dört. Evet, bir, 2, 3, arada 3'er tane zincir çekiyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4. Şimdi 2, 3 zincir yanına 1, 2, 3, 4. Üç. Evet arkadaşlar, şimdi aralarda 3'er tane zincir olacak. Şöyle. Ve bütün boşluklara 4 kere dolayıp fıstık yapıp bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi en son sıradan bir önceki sırada olan beyazı da bitirdik. Şimdi en son kenar oyasını bir kısmını göstereyim. Şöyle ipimi sabitledikten sonra hemen yan taraftaki boşluğa geçiyorum. Bir, iki zincir çektim. Bir, iki tane doladım. Bir, 2. Karşıya da geçip 2 tane doladım. Şu şekilde. Hepsini birlikte çektim.
Şöyle bir iki tane zincir çekiyorum. Çekmiş olduğum zincirin dibine bir, iki, üç defa doladım. Şöyle hepsini bir çektim arkadaşlar. Bir iki tane zincir çekip tekrar doladığım yerin dibine batıyorum. Şöyle bir pıtırcık oluşturduk. Sonra iki tane zincir çekip şöyle dibine batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bir, iki buraya doladım. Bir, iki karşıya doladım. Bunların hepsini birlikte çektim. Bu şekilde bir, iki tane zincir çektim. Ve zincirin dibine bir, iki, üç tane batıyorum. Tomurcuk oluşturuyorum orada. Bir, iki tane zincir çekip dibine batıyorum arkadaşlar. Bir, iki tane zincir çektim. Hatta üç tane çekelim dönüşlerimizi. Bu şekilde şöyle kenar ayağımızı oluşturacağız arkadaşlar. Bir, iki tane doladım. Karşıya da geçip iki tane doluyorum. Bunların hepsini birlikte çekiyorum. Şöyle iki tane zincir çekip zincirin dibine bir, iki, üç tane doldurdum. İki zincir çekip dibine battım arkadaşlar. Bir, iki, üç tane çekip ipimi aşağıya doğru alıyorum arkadaşlar. Evet. Kenar oyamız bu şekilde olacak. Bu şekilde kenar oyamızı da bitirdikten sonra lifimiz bitiyor arkadaşlar. Böyle çok güzel kullanışlı bir lif ortaya çıkıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın ve kanalıma destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.